Bugün 6 Ekim 2019 günlerden pazar. Şu anda bahçedeyiz. Bir zamanlar buraya şu ağacın tabanına rastgele şey gömdük. Ben hayatımda bunun dikilişini belki birkaç sefer görmüşüm ama dur bakalım olacak mı olmayacak mı diye patates yumrunları gömmüştük. Şimdi şunlardan sökmeye başlayacağız. Bakalım ne verecek bize. Bu vesileyle de ağacın tamamı etrafı çapalanmış oluyor. Şeyle keserle şöyle toprağa bir karışmış oluyor. Aha şuraya geldik. Bir bakalım. Evet. Aha bak. Hemen yumru burada. Evet. Aha bir tane de burada. Hay maşallah. Evet bir tane burada. Evet. Aha burada bak. Keserin her şeyinde çıkmaya başladı. Şimdi bazılar böyle ufak. Neden ufak? Ya çapalamadık. Aslında olur mu olmaz mı? Ne derece olur? Dursa ne olur? Sulandı. Sulanmadı değil. Haftada bir suyunu aldı ama. Şimdi bir tane kökten hani 1'e 5 verdi derler ya. Demek ki bir yere ekersek veya herhangi bir yere şey yaparsak vatandaşlarımız da ya burayı belledik, burayı havalandırdık toprağını diye hemen 3 tane, 5 tane, 10 tane şey ekerlerse, patates ekerlerse, soğan ekerlerse, maydanoz ekerlerse görüyorsun hasılatı hemen ortaya çıkıyor. Ben şimdi burayı biraz daha kazayım bakayım ne var ne yok. Evet. Yumrular. Yani biraz da bakım istiyor. Neden bakım? Biz kendine bıraktık. Çapalasaydık, külbeleseydik o zaman daha da belki iri iri patates vereceklerdi. Tabii bu işler bizim Niğde ilimize has bir olay. Bu Türkiye'ye Allah razı olsun Niğde'deki üretici kardeşlerimiz besliyorlar. Evet. Bu arada şu hasılatlara da bir şöyle göz atarsak bugünkü hasılatımız bu. Allah bin bereket versin. Evet. Gerçekten insan kendi emeğinin karşılığını alınca mutlu oluyor. Şimdi hayatı boyunca çeşitli yerlerde memurluk yapmış, çocukluğunda da çalışmamış gibi bizler gibi kişiler şimdi mutlu olmaya başlıyorlar. 3 tane bel vurup 10 dakika dinlenen bir kişinin üreteceği hepsi bu. Allah üreticimize bol kazançlar versin, rızıklar versin inşallah. Çünkü gerçekten bu emeklilikten sonra uğraştığımız ürünlerle ilgili, yani ufak çaplı ürünler, öyle bağ bahçe ürünleri değil, tarla ürünleri değil, böyle bahçelerde yaptığımız ürünlerden gerçekten her şeyin birer emeğe olduğunu, çalışma gerektiğini, ondan sonra hiç yapmamış işlerin, kişilerin harcı olmadığını, onun için tekrar diyorum, üretelim, üreticilerin de haklarını verelim. Şu ucuz, bu ucuz demeyelim. Ya işte pazara geliyor, ya çok pahalı verin, ya onun emeğini çalışınca insanlar görüyorlar. Şurada da terledi böyle, aşağıda da önüyor. Çalıştı mıdır terleyeceksin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.